iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz. Yine sizlerle birlikteyiz, huzurlarınızdayız. Bu hafta da çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz, stüdyo konuğumuz olacak. Kahveciler ve Karadenizciler Oda Başkanı Sayın Ferhat Evsen bizlerle birlikte olacak. Esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını konuşacağız, taleplerini, beklentilerini sizlerle konuşacağız. Alper Cevher'le 7. gün programımıza hoş geldiniz. Başkanım sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkürler. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Yorucu bir günün. Ardından programımıza geldik. Eminim ki güzel bir program olacaktır. Ee, daha önce söyledim ama ben bir kez de ekranlar karşısında söylemek istiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Dört ay geçti ama başkanlığınız. Teşekkür e, ederim. Hayırlı olsun diyelim. Yeni bir dönem. Tüm evet. esnaflarımıza hayırlı olsun. Evet başkanım. Ee, Elazığ sizi tanıyor. Ee, sizi tanıyabilir miyiz diye bir soru yöneltmeyeceğim. Ee, sadece hani e, kahveciler ve o oda başkanlığından dolayı değil. Öncesi de var. E, ee, Elazığ çok çok e, ses getirecek şeyler yapıyordunuz. E, çok fonksiyonel bir e, durumunuz söz konusuydu. İsterseniz direkt e, şöyle konulara e, bodoslu, masa dalalım. Dört aydır başka, e, kahveciler ve kıraathaneciler odası, e, odasının başkanısınız. Başkanım, dört ayda neler yaptınız, neler yapacaksınız, e, durumu nasıl değerlendirebilirsiniz? 30 seçimden sonra görevimize başladık dediğiniz gibi. Bizim de seçim süreci 3 aylık bir yoğun bir tempo vardı. Başladıktan sonra aynı günün haftası direkt esnaf gezilerimize başladık. Ziyaretlere başladık. Zaten göreve başlamadan planladığımız projeler vardı. Yalnız göreve başladık. O planları bir ay içinde bitirdik. Yani bütün projelerimiz 4 sene dediğimiz bir odanın web sayfasının kurulması, başkanları onu reyitme, esnafları gezme, bütün o işlemleri yaptık. Fakat bu dört aylık süreçte 20'ye yakın faaliyet yaptık. Şu anda yaptığımız faaliyetler bile yetersiz kalıyor. Çünkü odalarda bir sistem kurulmuştu. Gelip orada otur, seneni tamamla, yılını tamamla, gününü tamamla. O yüzden yaptığımız faaliyetler şu anda gerçekten göze gelmiyor. Çünkü ne yaparsan yap, eksiklikler bitmiyor. Her gün yeni bir eksiklik çıkıyor. O yüzden dediğimiz gibi bir internet sitesinin kurulması indirim anlaşmaları, hastanelerle yani ya esnafımızın artık bir farkındalığı olsun. Yani kahveci esnafı dediğimiz çay internet bütün kafecileri temsilen elimizden geleni yapacağız. Onlar için çalışıyoruz. Şimdi kafeler de mi size bağlı? Tabii Başka. kafeler bize bağlı, evet. kafeteryalar. <laughs> evet. Şimdi hem dışarıda özelde hem de şu medya karşısında da ben sizi tanıyorum. Ee, deler ya böyle dümdüz adam, dimdik konuşan bir e, adamsınız. E, şimdi başkanım az önce dediniz ya, herkes geliyor sene sene dönemini tamamlayıp gidiyor. ama biz bunu kabul etmiyoruz. biz gerçekten buraya geldik, koltuğun hakkını vereceğiz. Esnaf kahveci, esnaf arkadaşlarımızın hakkını savunacağız. Bütün eksikleri, hataları gidereceğiz. Babında bir açıklama yaptınız. Sizden önce eksik çok diyorsunuz. Temel eksik neydi? Kahveci arkadaşların e, kafe, kahve, kıraathane esnaf arkadaşların temel sorunları ilk beklentileri ne, neydi? Sadece bir web sayfası mı? Genel anlamda bütün esnafların bağlı olduğu odalarda da aynı sorun var. Bir oda dediğiniz zaman esnafın aklına sadece yıllık gidip aidat ödediği, para ödediği kişiler geliyordu, kurum geliyordu. Yani onların iyi ve kötü gününde yanında olacak bir kurum değildi. O yüzden bunun değişmesi lazımdı. Biz de o değişikliğe başladık. Yani esnafın zor gününde de yanında olacağız, iyi gününde de yanında olacağız. Odalara baktığı zaman insanlar Sadece orada bir başkan var, temsil var. Öyle bir makam olmaması için elimizden geleni yaptık. Yani esnaf ekonomik şartlarla boğuştuğu zaman sesini dile getirmemiz lazım. Esnafın hastası olduğu zaman yanında olmamız lazım. Esnaf o odanın gücü ne varsa o gücün esnaf için kullanılması gerekiyor. Esnaf evet. için yani faydalı olmak için odaların tüm başkanlarda da bir değişim var. Onlara da teşekkür ederiz. İnşallah Yani her şeytan eskiye dönük ne varsa artık değişmesi lazım. Bir seçim süreci yaşadık. Orada da bir değişiklik oldu. Başkan neler değişmesi lazım? Bunlar böyle genel cümleler. Geçen cumartesi, hafta içi de bir seçim oldu. Esnaf Genel Başkanı Pandavi Palandükhan Bey var. Pandavi Bey 1978'den beri bu mahamda. Şimdi onlara oy verdiğimiz zaman yazık değil mi bu memlekete? Niye başkanım? Demek adam güzel hizmet yapıyor. Memnun olun. esnaf. Güzel değil de odaların sisteminde seçilirken makam mevki teklif ediyorsun. Orada belli şartları oluşturuyorsun. Kimse esnafın garibanlığı düşündüğü geçen bir kanun çıktı. Bakur'la ilgili esnafın gelirleri alınmasıyla ilgili genel başkana ilettik. Haberi yok. Haberi olmayan bir adamın da bir 40 sene kalması gerçekten esnafa faydalı insanları esnafın seçmesi lazım. Her dönem belli iki dönem, üç dönemden sonra başkan kim olursa olsun bizim dönemimizde yaklaştığı zaman o süreç gelip geçer. O dönemde değişikliğe gitmesi lazım. Yani esnaf o insanları 30 sene 40 sene seçtiği zaman insanlarda bir yorgunluk başlıyor. O yorgunluk da sadece makamı koruma yorgunluğu oluyor. Hizmet aşkı, görev aşkı kalmıyor. Yani evet az önce de söyledim keskin açıklamalar yapıyorsunuz. Zaten artık da toplum bu yönünüzü çok çok iyi biliyor. herhalde bu yayında yine böyle çok dikkat çekici konulara değineceksiniz gibi geliyor bana. Şimdi başkanım evet e, 4 aydır hani daha taze çiçeği burnunda derler ya bir başkansınız. Ee, Elaza uzun yıllarda inşallah hizmet edeceksiniz. Temel hedefleriniz ne? Sadece kendi odanızla alakalı da değil. Çünkü ben size bakıp da kendi odamı da yönlendirebilirim size örnek alıp da. Ee, temel hedefleriniz neler? Neler yapacaksınız? Elazığ'a, kendi odanıza, esnafınıza. Bir çayla ilgili en azından bir marka ulaşacak. Yani Elazığ'ın en azından ileriye yapabileceğimiz dediğimiz gerçekçi projeleri yaptık ama esnaf için bir hijyen belgesi, bir gittiğiniz kafede, sektörde yani o kahvede en azından bir değiştiğini olduğunu genel projelerle iddialı bir şekilde yapacağız. Bir araç projemiz var. Yani esnafın dediğimiz gibi Elazığ'da çay güzel içilir diye bir kalite sektörü oluşturacağız. Çayın Elazığ'da geldiği zaman şehir dışından gelen insanların en azından bir marka olmasını sağlayacağız. Bunlarla ilgili dediğimiz gibi gerçekten ekibimiz kuvvetli. 4-5 kişilik güzel böyle bir kurulumuz var, yönetimiz var. Faydalı işler için imza atacağız. Yani her gün yeni bir projeyle esnafın karşısına çıkmaya çalışacağız. Şimdi başkanım evet siz çok doğal bir başkansınız. Doğal bir sohbet olsun istiyorum, program olsun istiyorum. Ee, samimi samimi konuşalım. Sizin esnaf arkadaşlarınız, üyeleriniz sizden asıl temel talepleri ne? Esnaf zaten çıkmazda dediğim gibi yani taleplerine odanın imkanlarıyla yetiştiğimiz talepleri var. Yalnız bazı şeylerde de elimizden gelmeyen işler var. Geçen hafta bir bağ ilgili kanun çıktı meclisimizden. Konuşacağız onu evet. Dediğimiz gibi yani esnafın ziyaret kısmı zaten onda sorun yok. Çağırdıkları zaman her zaman yanlarındayız. Bekledikleri odanın gücüyle ilgili yanlarındayız. Esnafın talebi yanlarında olmamız, seslerini dile getirmemiz. Esnaf işinde gücünde 20 senedir bu sektördeyim 25 senedir. İnan edin sadece bu insanların artık bu süreçteki tek amacı 4250 asgari ücreti alıp evine ekmek getirecek seviyeye gelirse esnaf şu anda günlük karlı yani ticareti boş verin artık kar etmeyi boş verin. Herkes normal evine ekmek getirme derdindedir. İnan et esnafın mücadelesi sadece bu. Sadece ayakta ve hayatta. Ayakta durma yani para kazanma Kav dönemi ya. bitmiştir şu anda. Elastaki... Bitti. Bitti şu anda. kendi iş yerinde işçi olarak çalışıyor, aylık 4.000-5.000 kazanıyor. Kendi yaptığı işçiliği de katmadan karlı karlı zanneden esnaflarımız var. O yüzden gerçekten esnaf bitme noktası. Ne olacak? Vallahi umutsuz değiliz. Dediğimiz gibi esnafın bu gidişine ilgili destekleri bekliyoruz hükümetimizden. Devletimiz güçlü. Sadece giderleri kısması lazım hükümetimizin. Çıkan kanunlarda mesela faydalı işlere imza atması lazım. Bugün esnaf zaten dört taburesi olan bir esnafımız geçen hafta geliri alındı. Bu sadaka kahveci sektörü de Türkiye'de milyonlarca esnafı ilgilendiren bir kanun. Bir e, adamın geliri alınması bırak bu işi artık dükkanını kapatmasıdır. Basit usulden esnafın geliri alınması kesinlikle esnafı öldürücü bir darbədir. Çay, şeker zamları zaten ayrı bir qarabət əsnafı vəraşamı. Sonrasında da bu buaqur qərarı ilə əsnaf şu anda qara qara düşünüyor. Basit usulden e, gelere tabi olması evet. esnafı e, ocağına incir ağacı mı dikti diyorsunuz? Bütün dört tane taburesi olan adam yazar kasa fişle nasıl uğraşacak? Üç aylık düzenli zaten vergisini ödüyor bu adam. Basit usulde vergi alınmıyor diyor. Sonrasında da böyle bir kanunla esnafı bitirici bir darbe geldi. İnşallah bunlar mecliste yapılan bu şeyi büyük esnaf kefalet başkanlarımız bu konuya el atar. Kanunla ilgili esnafa tekrar faydalı işler çıkar. Peki başkanım, tabii bu konulara belki yine döneriz ama malum siz az önce zikrettiniz çay şeker zamları. Bir, piyasada hala bir şeker krizi var mı, bulunmuyor mu? İki, bu yapılan zamlardan sonra piyasa nasıl etkilendi, esnaf nasıl etkilendi, ne olacak, nereye gidiyor? Çayda üreticiye verilen bir zam var. Geçen hafta verildi 3 TL'den 7 TL'ye çıkması. 5 kilo çaydan da çıkan 1 kilo çaydır. Onun maliyetini çarptığın zaman 1 kilonun çayın maliyeti 40 TL'ye çıktı. Paketlemesidir, illere dağıtılması 70-80. Önümüzdeki hafta bir %20'lik zam daha bekleniyor. Çayda mı? Tabii çayda bir paket çay 100 TL olacak. Bunu sadece esnaf bazında düşünmeyen İlimize gelen çayın %30'unu esnaf kullanıyorsa vatandaşın kullandığı çay da var. Evinize aldığınız bir paket çayın 100 TL olması gerçekten korkunç bir rakamdır. İnşallah bununla ilgili özellikle esnaflarımıza... Çayda fabrikaları artıq üreticiyi dəstəkləyici proj layihələrlə hökumətimiz elə atar. Ən azından maliyyətin düşməsi əsnafımız üçün gözəl olur. Çayda bir hammadədə crisi yox, sadəcə dediyimiz kimi əsnafə, əsnafa yansırkən qiymətlərin o çipçiyə verilən hammadədəki yüksəklikdən dolayı bu gün Rizədəki bir əsnafla da görüştüm buraya gəlmədən. Onlarda bəlkə fərqli olur deyə. Onlar da eyni şeylərdən məhdurdur. Yəni üreticinin olduğu yerdə də çay qiymətində məhdudiyyət var. Bu gün ilimizdə də var. Şeker konusu zaten farklı bir konu. Ülkemizde 5500 ton, 5 milyon 500 ton şeker üretiliyor. Bunlar zamanla yurt dışına ithal edildi. İl ülkemizin genel şeker ihtiyacı 2 ton, 2 milyon 700 ton. E, bu dışarıya ihraç edilen şekerden dolayı ülkemizde bir şeker şeyi çıktı, krizi çıktı. 400 ton şeker de geçen tekrar geri hük hükümetimiz bu şekeri tekrar ithal etti. Dediğimiz gibi şekerde bir hamadede kriz yok. Sadece bir tekerleşme var şekerde. Bugün lokantacı esnafı gidip şekerini fabrikadan alabiliyor. Pastacı alabiliyor. Fırıncı alabiliyor. Bakkal gidip alabiliyor fabrikadan. Onlar da alamıyoruz diyorlar. Yok onlar Sınırlı kapasite, kapasite belgesiyle kapasite belgesiyle alabiliyor. Ama bizim sektördeki esnaflar 140 TL olan 10 kilo şekeri 220 TL'ye 240 TL oldu bu hafta. 240 TL'ye alıyor. 10, 10 kiloda 100 TL zararları var. Bu kapasite raporu şimdi tüketici olarak bütün sektörler varsa, bizim sektörün esnafları da tüketici. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapsınlar. Tekelleşmenin önüne geçsinler. Fabrikadan satış en azından esnafa başlasın. İnanın şekerde herhangi bir fiyat krizi yoktur. Sadece tekelleşme krizi var. Yani bu krizi veya tekelleşmeyi e, kim yapıyor? Şeker fabrikası genel müdürü Ankara'da ulaşmaya çalıştık yetkililere de ilettik. İnşallah genel müdürlüğün bir yazısıyla Türkiye genelinde bu sorun kalkar. Yani 550 TL'ye alınan şekeri bugün dışarıda 950 TL'ye özelleştirmeden satılıyor. Orada da büyük rantlar dönüyor. Yani bu şekeri tekerleşmenin en azından vatandaşa açsalar 550 TL'ye esnaf gidip buradan şekeri alsa tonunu bu olaylar olmaz yani. Bir tekerleşme var yani burada satışlarda bir özelleştirmeden dolayı tekerleşme var. Bu mağduriyete esnafımıza yansıyor. Yani birkaç kişinin ee, tabiri caizse ceremesini bütün halk mı çekiyor? Tabii fiyat, <laughs> devletimiz 550 TL bellemiş fiyatı ama şeker yok. 550 TL'ye fabrikada şeker alamıyorsun. Diğer tarafta 950 TL'ye aynı şekeri alıp 950 TL'ye satan, özelleştiren, özelleşmeden satan insanlarda şeker var. Yani dediğimiz gibi 550 TL'ye şeker bulamıyoruz, 950 TL'ye şeker var işte o fiyattaki Tekelleşme kalksa, 550 şekeri 750 de yapsa, en azından esnafa yaysalar bu sorun kalkar. Peki bu denetleme mekanizması denetlenmiyorlar mı bunlar? Sistem zaten o şekilde özelleşmiş diye sorun... Tamam özelleşmiş diye, yani mesela sizin bu çok keskin cümlelerle durumu özetliyorsunuz. Sizin bildiğinizi e, yetkiler bilmiyor mu? Biliyor Önümüz işte kancıdan. lokantacılara var bu şeker. Kapasite raporuyla gidip şekerini alabiliyorsun 550'den bir arıcı gidip tamam, alabiliyor. Size yapılan bu haksızlığı birileri görmüyor mu onu demek istiyorsunuz? Görüyor istiyor. yok sayıyorlar. Kahveci, çay ocağı esnafı, milyonlarca esnafı yok sayıyor. Siz Seçil federasyonunuz S el atmıyor bu işe? Seçilmiş federasyonumuz geldi geçen hafta da buradaydı. <laughs> Kendisine konuyu ilettik. Dediğimiz gibi her seçilen kendi makamını bir sonraki koruma derdinde. Yani kimse gerekli tepkiyi göstermiyor. Federasyon başkanı bundan haberi yok. Gelir giderden haberi yok. Diğer gidiyorsun üst kurula onun haberi yok. Oradakilerin amacı o anda koltuğu korumak. Burada yansıyan esnaf da inan edin kendi can derdine düşmüş. Yani sizin federasyonunuz, federasyon başkanınızın bu konulardan pek duyarlı arasıyor. değil. ben duyarlı, duyarlı olduğuna değil. inanmadım. Yani Sadece etliye sütlüye karışmam Tabii. diyorlar, koltuğumuza oturalım mı diyorlar. Evet, kesinlikle. Ya ne olacak? E, federasyon seçimleri ne zaman buna tepki gösterecek misiniz? 29 Haziran'da kesinlikle bizim... <laughs> Belirttik yani hiç kimseye bağlı olarak biz bu makamlara gelmedik. Ferhat Efseni esnafımız seçti. Onları hangisi en iyi temsil edecekse o konuda da biz kararımızı verip Ankara'ya gideceğiz. Gerekli tepkimizi seçimlerde bırakacağız. Bu şekil davranırsa ama yanımızda olurlarsa bu şeker konusunda en azından esnafımızı dikkate alacak. Genel müdürle görüşmelerini yaparsa bu mağduriyet giderilirse dediğimiz gibi 10 kilo şekerde 100 TL esnaf için korkuş rakamdır. Tabii sürekli tüketilen bir kullanılan bir e, ürün tabii ki sizler açısından daha da önemli. Yani evet e, anlattığınız gibi ise tabii olaylar sizin bakış açınızla e, sıkıntı büyük. Bunu isterseniz şöyle bir değerlendirelim sadece yani çay şeker olarak değil de genel ekonomiden şöyle e, gidelim. Ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle değil de böyle olsa daha her şey güzel olur gibi bir öneriniz var mı? Ülkemizin genel ekonomisinde dediğimiz gibi bir kriz var. Dünyadaki kriz ülkemizde de var. Yalnız bu krizin gerçekçi olan kısımları var. Gerçekçi olmayan bir defa gider kalemlerini kısacaklar. Bugün bir ufak toplantılar yapılıyor. Ramazan'da burada bir iftar toplantısı yapıldı. Bakanımızın gelmesi 600 bin TL'lik bir maliyet oldu. Dediğimiz gibi bu masraflar kısılırsa, yani gider kalemi kısılmadığı sürece ülkemizde gelir kalemi hayata bitmez. Bu da hep yansıması ekonomik sıkıntı esnaflarımıza, vatandaşa yansar. E bugün vatandaş olarak esnaf kısmını geçin, sabit maaşla alan insanlar da inan edin evine aylık düzenli artık alışveriş yapan yok. Temel gıdasıyla geçinen insanlar var. Ben ayda 2000-3000 TL evime normal masraf yapmam lazım ki aylık gıda ihtiyacımı karşılayan Bugün 3000 TL masraf yapacak. Ben inan etmiyorum ki hiçbir çalışan vardır. Sabit maaşla çalışan bile artık evine istediği alışverişi yapamıyor. Bunun da tek sebebi var. Dediğimiz gibi yetkililerin bir an önce gider kalemlerini kısması, üretime önem vermesi, sorunların çözülmesi yoksa bu şekil giderse bugünleri bile arar alırız. Dediğimiz gibi 10 gün sonra bir çaya bir daha zam gelecek. Şimdi eskiden şöyle bir tabir vardı tabii siz çok çok tahmin edersiniz de keyif çayı diye bir hayatımızda bir deyim vardı. Değil mi? Evet. Keyif çayı. Yani şu anda o keyif çayı olayı herhalde o deyim hayatımızdan silinecek. Kimse çayı keyifle içemeyecek artık herhalde. Yo dediğimiz gibi eve gelen misafir olacak. Yarın iş yerlerini boş verin. Bir paket çay 100 TL olduğu zaman insanlar yani lükse kaçıyor. Artık çay da artı bir kafe sektörü gibi lüks bir yer sisteme geçiyor. Kepçi çay bizim esnaflarda biz günde 500 çay sattığımız zaman bunun 50-100 tanesi ikram oluyordu. Bir su kahvelerimizde ikramdı. Suya yetişemiyor esnaf Bir suyun fiyatı çıktı 30 TL'ye Yaz geldi elektrikle muzdarip olacaklar. Şimdi dolabını çalıştıracaklar. Elektrik, doğalgaz paraları zaten ayrı bir şekilde. Esnaf eskiden yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Sadece tek hedefimiz aylık kiramızı ödemekti. En büyük sorun karşımıza kiralar çıkıyordu. İnan edin kiralar şu anda burada en masum kalan şekilde kaldı. 3 bin TL kira yerine 6 bin TL elektrik, doğalgaz paraları. Gel kalemleri fazlalaştı ve e, maliyetler daha da maliyetler maliyetleri arttı. arttı. Bu da esnaf arkadaşın herhalde belini büküyor diyorsunuz. Tabii ya, esnaf çözüm ne? Yani siz diyorsunuz gider kalemleri e, kısalım da yani bu gerçekten de çözüm müdür? Çözüm değil bu insanlar işi bırakacak. Tanıdığım cuma günü esnafımız geldi üye kaydını sildi. Gebze'ye taşındı. Orada asgari ücretle iş bulmuş. İşsizlik sayısı artacak. Eğer çözüm bulunmazsa gitgide 4000 kişinin çalıştığı bir sektör el bin 1000 tane yakın üyemiz var 900 bin arası. Yanlarında çalışanla 3000-4000 tane de çalışanı var. Dediğimiz gibi gitgide işsizliğe katkı sunulacak. Yani esnafa destek verilmedi mi? Çözüm orada diğer tarafta işsizlik artacak. Yani bu da haliyle başka yani sektöre aslında evet. başka sektöre yönelecek. Yöneldiği zaman o kısımda kendi işinde hakim insanların işine gidecek. Gittiği zaman da buradaki boşluktan dolayı işsizlik artacak. Bizim hayatta resmi dairede herhangi bir işte asgari ücretle çalışmada esnafımızın ihtiyacı yoktu ki. Ama şu anda bakıyoruz bir esnaf bir ay boyunca çalışıyor. Kendisi hem işçilik yapıyor, hem temizlik, hem ocağı, hem garsonluğunu yapıyor. Aylık kazancı 4000-5000 TL'yi bulmuyor. Normalde yanında işçiler çalışıyordu, elemanlar çalışıyordu. Gitgide kısıyor, önce elemandan kıstı. zamanla dükkanından kısacak. Bu da işsiz diye bir, bir kişinin artması demek. Esnaf destek bekliyor. Esnaf kredisinde destek bekliyor hükümetimizden. Devletimizin güçlü imkanlarının yanında görmek istiyor kredilerde bir destek verseler, nefes aldırsalar dediğimiz gibi fiyatlarda da çay, şeker fiyatlarında da kendi sektörümüzde tekerleşmenin önüne geçse nefes alırız. esnaf. Yoksa başka bir şey değil. Yani tabi e, tabii siz konuştukça ben böyle içten içe üzülüyorum. Ne olacak? Nereye gidiyoruz? Sizin etkilenmeniz, yani kahvecilerin, kıraathanecilerin etkilenmesi bu bana da Ahmet'e Mehmet'e de yansıyacak. Yani siz para kazanacaksınız ki gidip manavdan alışveriş yapasınız manav kazandığında işte bir başkasına yani fırından alışveriş yapacak öyle öyle silkilasyon şekline dönecek. Yani bir esnafın yok oluşu birçok esnafı ekonomiyi tabii ki yıpratacak. Yani dediğim gibi siz konuştukça ben üzülüyorum. İnşallah iyi günler yakındır diyeceğim. Başka bir şey yapalım isterseniz. Hani siz hızlıca aslında geçtiniz. Konu başlıklarımın birçoğuna bile hızlıca geçtiniz ama az önce dediniz ya basit usulden gelir vergisinde artık esnaflar hepsi tabi olacak. <laughs> bu herhalde resmi gazetede yayınlanmadı. 22'sinde yayınlandı, 22.5 tarihinde mı? yayınlandı. Heh. Bundan sonra bu karar alanlar geri adım atar mı? Atması için sizlerin bir çalışması olacak mı? Bizim dediğimiz gibi ha. odalar odalar güçlüyü gücünü bilmiyor. Yani Türkiye'deki Federasyon Başkanımız bu konulara el atsa bir basın açıklaması yapsa esnafın mağduriyeti bir kanundur çıkmış. Yani bu esnaf gerçekten devletine, milletine bağlı insanlar. Mücadele ediyor 20-30 senedir kendi ekmeğini, 50 senedir evine ekmek götüren insanlar. üç tane taburesi olan adam kendi zaten bağ kurunu yatırdığı zaman Orada komple kapanma noktasına geliyor diyor. Gönül ister insan kendi iş yerinde bakurunu yatırsın. Vergisini veriyor. Her şeyini veriyor. Orada bir arkadaşının üstüne kardeşinin üstüne sigortalı çalıştırıyor diye. Sigortalı zaten orada yapıyor. Kendisi bütün vergilerini ödüyor. Diyor. E bu insanı direkt bakura aldığınız zaman, şey yaptığınız zaman, sıkıştırdığınız zaman ne var oluyor? Kendi işini bırakmış oluyor. Aylık bir 5 bin şey, senelik bir 10 bin 15 bin daha yük geliyor bu insana. Bir taraftan kira, elektrik, su, maliyetler üstüne de bu kanunla birlikte esnafın dizleri kırılıyor. Dediğimiz gibi umutlu olmaya çalışıyoruz. Çay şeker fiyatıyla esnafımız mücadele ediyor. Her gün bir başka bir şey çıkıyor, kanun çıkıyor. Sonraki bu kanun inan edin şu anda çay şeker zamları gündemde değil. Esnafın geçen hafta konuştuğu bu kanun vergisini ödüyor, elektrik su parasını ödüyor, kirasını ödüyor. Zaten vergisinden kaçma yok ki. Kanunlara uyuyor. Orada sigortalı direkt geliri alıp 3 tane taburesi olan adamın yazar kasa alıp fiş kesmesini kime ne faydası? İnşallah bu konuyu da yetkililer dikkate alırlar. Esnafın yanında gerekli bir düzenleme yapılır. Esnafın mağduriyeti giderilir. 25 Oda Başkanı'nın tüm üyeleri bu konuda müzdarip sadece kahveciler odasıyla ilgili bir kanun değil bu ilimizdeki, Türkiye'deki bütün milyonlarca esnafı ilgilendiren bir kanun. İnşallah bu kanun da düzenlemesinde yapılır. Şimdi hep olumsuz konularla maalesef ilerliyoruz ama ilimiz bir deprem yaşadı. Akabinde işte pandemi. O günden bugüne yaralar sağıldı mı? İyileşen, iyiye giden bir şeyler var mı? Yoksa hala yine aynı sıkıntılara katlanarak gidiyor mu? Yok, hükümetimiz ilk günden beri ilimize gerçekten maddi olarak Cumhuriyet tarihinde yapılan tüm yatırımlardan fazla bir yatırım yapıldı. Yalnız programa gelmeden Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir esnafımızın soruna şahit olduk. Bir açılış programında. Adamın dükkanı Cuma pazarında belli yerde. Kura çekilirken götürmüşler kendi bölgesinden 200 metre o tarafa. Bu insan ne oldu? Kişisel olarak mağdur oldu. E bu mağduriyet yapılan bu yatırımların, güzel yatırımlar dediğimiz gibi dağıtımda olsun bazı hatalarla esnafa mağdur olarak yansıyor. Bizim Abdullah Paşa'da yapılan mağduriyetler gibi. Sizin yani de yatırım, mağduriyetiniz vardı. Vardı iki senedir, üç senedir sesimizi yani yüksek perdeden dile getirdik. Ferhat'ın evet, yeri o, aranıyor. Ferhat yeri aranıyor. Sağ olsun insanlar aradı. Destek oldu herkes. o mağduriyetin gerçekçi çözümü vardı. Projesi belliydi. Buradaki o projede halkın, esnafın sorunundan anlayan insanların çizdiği proje vardı. İki senedir, üç senedir ertelediler. Geçen hafta başladılar. Projeyi çizmeye yapıldı. Mağduriyetin çözülmesi dediğimiz gibi biz... Gerçekten çözümsüz konular değil ha. Sadece doğru proje, doğru ayarlama yapsalar esnafın mağduriyeti de biter. Güzellikler yazık devletimiz bu kadar imkan maddi manevi bütün her şeyle ilimizin yanında. Ama esnafımıza yansıma aslında dediğimiz gibi keşke burada hep güzellikleri konuşsaydık Esnafımızın sorunu yok diyedik. Önceden 20 senedir ruhsatı olan adam Toki'de yeni iş yeri belli bir bölgeye taşındığı için şu anda ruhsat sorunu yaşıyor. İlimizde en büyük sorun şu anda belediyeler esnafın yaşadığı ruhsat sorunu. Ruhsat alamıyor iş yeri. Eskiden iş yeri ruhsatı şartları uygundu. Şimdi TOKİ yıktı. Kentsel dönüşümden insanların iş yerini götürdü. okul resmi dairelere yakın yaptı. Yok imza hakkı diyor. Şimdi esnaf gidip bir TOKİ'nin 980 tane 600 tane olan etaplarında o insanlardan imza nasıl alacak? Karar defteri istiyor belediyemiz. Bir defa Türkiye'nin emlak yönetimine bağlı insanlar evlerine göçmüş. Karar defteri yok, öyle bir defter yok. Belediyenin istediği defter Türkiye'de yok. Türkiye'nin verebileceği bir evrak bu. Ruhsat konusunda mesela mağduriyetler var şu anda. 50-60 esnaf şu anda ruhsatını alamıyor bu konudan dolayı. Çözülür elbet. Onlar çözülür. Yani İnşallah. Sizin de mesela iki Zamana. yıl, iki yıl bir mağduriyetiniz vardı. Ferhat'ın evet. yerine en sonunda herhalde çözüldü. Çözüldü, yapılıyor, inşa yapılıyor inşaatı. Teslim şu anda. Evet, evet. Yani, yani o, güzel şeyler de oluyor dediğimiz gibi. Devletimiz güzel yatırımlar yapıyor. Dağıtımdaki ufak, kuralardaki ufak yanlışlıklar esnafa mağduriyet olarak yansıyor. İşte malum yani ülkenin içinde bulmuş olduğu bu ekonomik kriz vesaire vesaire evet tabi bu bunlar inşallah çözülür. Ee, dedi ki biraz güzel şeylerden bahsedelim var mı bilmiyorum güzel şeyler ama yine de konuşmaya çalışalım. Ee, yeni kahveler kıraathaneler açılıyor mu? Kafeler açılıyor mu? Sizin sektörde durum nedir Elazığ'da? Bizim sektörün herhangi bir şeyi yok. Resmi açman için bir prosedürü yok. Herhangi bir ustalık belgesi yok. O yüzden sektör en ucuz bir iş yeri açmak için de en güzel sektör şu anda bizim sektör. 30 i̇şte açılıyor mu? Açılıyor, açılıyor. Gençler gidip yeni bir iş yeri açmak için belli bir büyük bütçeler de lazım değil. O yüzden çay ucakları, kafeler açılıyor. İnşallah bu insanlar ekmeğini kazanacak seviyede mücadele ederler. En azından tekrar mağdur olmazlar. Açılan iş yerleri var. Kapanan da var. Bu kanundan dolayı yaklaşık bir 50-60 esnafımız işini bıraktı. Sigortanın bakurluğu olmasından dolayı. Fakat evet, açılan yer iş yerleri de var yani yeni açılan Türkiye yerleşkesinde yaklaşık 150 tane yer açılacak şu anda. Zafran açıldı. O zaman her şey kötüye gitmiyor başkanım? Yo yo kötü değil yani kötü dediğimiz hani gibi yani, ya yani bu çay fiyatlarında esnaf maden e, gelir verisine tabi olmaları kiralar mağdur. doğal gaz ama buna rağmen e, bir mücadele içindeler e, vatandaşlar ve sizin de yatırım yapıyorlar. Yapıyorlar. E, Destecici bir taraf yönü. Maliyet kısmı açtı. Şimdi bir iş yeri açtığınız zaman en ucuz sermayeli açabileceğin yer bir çay kahvedir. 40-50 bin TL ile açacağın yerdir. Kafa açtığın zaman daha yüksek paralar gidiyor. O yüzden insanlar yani yeniden başlıyor gençlerimiz ekmeğini kazanmak için. Çalışmak da güzel açsınlar valla inan edin. İnşallah başarılı da olurlar. Bizler de elimizden geldiği kadar o da olarak yanlarında oluruz. Evet. Yani dedik ya böyle güzel şeylerden bahsedelim ama ee, siz başkanım konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sanki böyle biraz da böyle olumsuzluklara program gidecek, böyle olumsuz şeyler konuşacakmışız gibi bir e, durum söz konusu. E, program başına sordum. İsterseniz biraz daha detay inebiliriz. E, kahveci arkadaşlarım, kıraathanecilerim e, sorunlarını dilerseniz biraz daha böyle açabiliriz. Taleplerini açabiliriz. Bunları çünkü sizin ana teması e, bu. bununla e, bunlarla alakalı isterseniz biraz daha konuşabiliriz. Esnafımızın rakabet sorunu var kendi bölgesinde. Bunda da kanunlar bize imkan tanımıyor. Çay fiyatlarında birbirleriyle rakabetten dolayı mağduriyetleri var. Özellikle Siz oda olarak bunu önüne geçemiyor musunuz? Geçemiyorsun. Yükseğinden satana müdahale edebiliyorsun. Çayın fiyatı 3 TL ise 3,5 kat satana müdahale edebiliyorsun kafedeki fiyata ama düşük fiyata mücadele edemiyorsunuz. Bu da esnafla ikili diyalogta çözülebilecek sorunlardır. İnan edin bugün 1,5 TL'ye çay satan esnaf mağdurdur. Yani onların kendi aralarında bir rakabet sorunu var. İzzet bölgesinde yok bu ama kenar mahallelere indikçe müşteri kapma bazında bazı sorunlar rakabetten dolayı kendi aralarında sorun yaşıyorlar. İnşallah onu da dediğimiz gibi ziyaretlerle çözeceğiz. Esnafın müşteri sorunu gitgide artıyor. Ülkemizdeki ekonomik yansıma vatandaşa yazıyor. Eskiden müşterilerimiz geldiği zaman 40-50 çay olsa bile parayı ödemek için birbirleriyle tartışıyordular. Şu anda kimsenin 40-50 TL'ye, bir iş yerinde parayı ödeme gücü yok dediğimiz gibi bu maliyetler müşteriye yansıdı. Müşterinin yansıması da bizim esnafımıza yansıdı. Müşterinin gücü olmayınca esnafımızın da gücü yok. En önemli kalem müşteri, müşterinin gücü yok diye bu sorunlar bize yansıyor. Evet, yani hep hep sorun sorun. Mesela ben taleplerden de dem vuralım istedim ama genelde böyle hep sorunları konuşuyoruz. Sizin dertlisiniz biraz. çıktığımız zaman gerçekten onlarla karşılaşıyoruz. Yoksa valla o da başkanları dediğimiz gibi bu sagaya inmezsen gerçekten herkesin durumunun iyi olduğunu açıklarsın. Sel felaketi yaşadı. Beş tane esnafımız mağdur. Afat'a gittik. Kimse yardım etmedi. Diğer kurumlara gittik. Yardım etmedi. Yani esnaf mağdur olduğu zaman yanında insanları görmek istiyor. Güzellikler var. Esnaf dediğimiz gibi gerçekten her şeye şükreden, mücadele eden, ekmeğini kazanan insanlar. Birbirine yardımcı olan insanlardan oluşuyor sektörümüzdeki insanlar. Güzellikler var. Esnaf yine de mücadelesine devam etmeye çalışıyor sonuna kadar. Şöyle bir şey yapmanız mümkün mü? Ya biraz ütopik bir şeyden bahsediyorum belki ama o da olarak işte bir çay ocağı olabilir, kahve olabilir ya da kafeterya tarzı bir şey. Her azı halkına orada e, ücretsiz çay. Bu sizi sıkıntıya sokar mı? Sizin esnaf arkadaşlarınız size tepki gösterir mi? Ya da böyle bir şey yaparsanız rağbet Zaten açılıyor. Mı? Zaten şimdi öğretmen abimiz millet kıratanesi olacak. Evet. millet bahçeleri açılıyor. Çay evet. ücretsiz mi olacak orada? Çay ücretsiz olur Millet Yani Sıfır bedel. Sıfır bedel belediyemizin açacağı üretmen evinde ücret olmayacak büyük ihtimalle. Abi bilmiyorum. Evet var sana güzellik size, işte. Vatandaşa <laughs> size... güzellik tamam hayırlı olsun. E, Orada bölgedeki üretmen evinin çevresindeki esnaflarımız nasıl olacak peki? Bu size tepki olarak yansır mı sizin esnafınızdan? Esnaf olarak düşünsen kesinlikle gereksiz bir şey ama vatandaş kısmına baktığın zaman olması gereken bir şey güzellikleri konuşalım diyoruz. Her gün çıkan bir şeyle yani devletimizin eline kıratana açma nedir? Getir esnafa destek ver, krateneleri açsınlar, daha güzelleştirsinler kırataneleri. Kıratana kahveleri güzelleştirelim diye bir ülke geneli proje çıksın. Bütün esnaflarımıza fiziki yapılarından dolayı bir destek çıksın. Bunların yansımasıyla esnaflarımız da zaten inan edin ben bu sektörün içindeyim. 20 senedir sabah gelen gariban. Burada 9 tane esnafımız varsa bunların 3-5 tane hepsinin garibanı var. Zaten hepsi millet kıratanesi diye çalışıyor. Fakiri var, baktığı insanlar var. Bu da sizin bir bakış açınız. Yani evet sizin açınızdan biraz sıkıntılı bir durum. Ama yani vatandaş açısından da herhalde olumlu, güzel bir şey. O hayırlı olsun, açsınlar. <laughs> Zamanla çoğalır inşallah. Ee, başkanım o zaman şöyle devam edelim. Siz e, spor içindeki bir 10 senelik bir Abdullah Paşa Spor Kulübü'nün başkanıydınız. E, futbolda da güzel şeyler yaptınız. Gençlere özellikle spora yönlendirme açısından da çok ciddi bir savaş içerisindeydiniz. ASFK e, seçimleri oldu. E, mevcut başkan Sayın Mustafa Gür yeniden başkan seçildi. Herhalde tek liste gidildi diye evet. hatırlıyorum. Evet. <laughs> e, siz de spor içerisindesiniz. Gerek Elazığ sporumuz, gerek amatör spor kulüpler. E, bu konuyu biraz değerlendirelim mi? Elastada dün bir seçim oldu. Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığı seçilen Mustafa Gür tek seçimle Mustafa Gür Başkanımı tebrik ederim. Yalnız buradan olumsuzluk diyoruz ya program boyunca konuşulan. İlimiz insanlarında başarılı insanları gerçekten kendi branşlarında kullanma kabiliyetimiz yok. Bugün şehir dışında başarılı bürokratlarımız yok. Belediyecilikte kendini ispatlayan Trabzon'da bir Ali Tekataş örneği var. Geçiyorsun İstanbul'a bir Mahmut Kahraman örneği var. İlimizdeki belediyede getirin bu insanları değerlendirin öyle değil. Altyapı da olsun, şeyler de olsun değerlendirme yok. Belediye şimdi federasyonda da 10 senelik bir kulüp yöneticisi olarak federasyondan gerçekten spor camiasının bu seçim sürecinde bana çok büyük desteği oldu. Bütün kulüp başkanları, sporculara, herkese sonsuz teşekkür ederim. istisnasız Spor kulübünde bir camiada gidip arkadaşınız gitti, kavajlar Uda başkanı oldu. Orada 25 odayla her gün görüştüğü insanlar. Birlik seçiminde kendi yönetiminden 2000 başkan Turan Kurnaz başkanımız Kahveciler Oda ikinci başkanı olarak gitti. Birlik oda başkanı oldu. E seçilen 55 kişilik yönetimde isimleri insan olarak hepsi birbirinden değerli insanları seçtiler. Burada yazın Kahveciler Oda Başkanı da yazın buraya. Yazsalar yazmasalar da bütün kulüplere elimden geleni Ferhat Efsen olarak yaparım. Yazın burada Yüksek İstişare Kurulu'na Ferhat Efsen ismini. Gelin kapısını çalın. O adamın ismi orada olduğu zaman size de faydalı olur. Yazmazlar. Yazmazlar. Başarılı kapısı... insanlara Ayağında çekme var elinden. Şöyle bakalım. Yazdığı zaman ne olur? Yazmazlarsa kapınızı çaldıklarında yazmadıkları için e, geri mi çevireceksiniz? Söyledim ya işte. Yazsa yazmasa da ben bütün spor kulüpleri benim gerçekten dostlarım. Tamam. Elimden gelenin fazlasını yaparım. Ama insanları biraz, sizler de gidin yani başarılı insanları biraz kendinize çekin ki kullanın onları faydalanın yazıldığı zaman ben oda başkanıma, birlik başkanıma, kulüpler olarak geldiği zaman kahveciler odası olarak değil de birlik başkanıma oradaki bir yönetimde, disiplinde, istişare kurulunda olmamdan dolayı giderdim. Birlik başkanına derdim, Turan Kurnaz başkanım bu kulübün bu sorunu var, buna bir aşırtman alalım. Ben de bu ekibin içindeyim, federasyonu. ASFK eğer onu kastediyorsak, bu taleb talebini direkt Turan Kurnaz'dan, Sayın Başkanım, Birlik Başkanımızdan da talep edebilir. Size gelmeden direkt. Turan Bey'e de gidebilirler. Valla gitsinler yardım etsinler. Dediğim gibi yani kendi adamları, kendi camiasından insanları onure etmeleri daha güzel olurdu bence. Şimdi Elazığ biz Elazığ'ız. Elazığ, Elazığ, ın Elazığ, ın Küçük Küçük. Yani Elazığ başarıyı bazen benimseyemiyor insanlardan, gerçekten başarılı insanları dediğimiz gibi değerlendirmemiz lazım. İlimize faydalı. Muhakkak ki takdir Eleşt etmek lazım. Ama takdir e etmek lazım. Yani bir art niyet ben hissetmiyorum. Siz yönetim kuruluna veya işte oradaki herhangi bir... Onlar bir için faydalı olacak. Yani dediğimiz gibi art niyeti yok. Bir Ali Tekataş'ın, bir Mahmut Karaman'ın oradaki başarısı. Kime art niyet var? Yani onları getirip burada değerlendirsek ya da bir Ferhat Efsan'ı değerlendirsek, Hayır, benim ihtiyacım ee, yok oraya isminin yani yazılması. İstiğinizin yazılmamasına bir artı niyet ben bir teşkil sanmıyorum. Bana bir artı da eksisi de yok öyle yazılıp yazılmamasını. Yani genel anlamda ilimizin sorununu diyorum. Acaba ha. bir ihmalkarlık, bir unutma mı oldu? Valla bilmiyorum, onu da federasyon başkanımıza söylüyoruz. Zaten yani, tek bir seçim yani bir değil. Bir olduğunu sanmıyorum. Keşke burada iki tane, üç tane bizim seçimlerde olduğu gibi aday kardeşimiz olaydı. Olmadı, Hı. yani de, kulüp başkanları böyle tavsiyeti. İnşallah dediğimiz gibi her şeyin hayırlısı. Tekrar başarılı dili başarılar diliyorum başkanıma yeni dönemde. Ama güzel şeyler değil. Yani insanları dediğimiz gibi siz o makamları kendilerinize çekeceksiniz abi. Kendi imkanlarınız için kullanacaksınız ki faydası olsun sizlere. Ama başkanım zaten bunu siz söylediniz de hani bazı şeyler de e, gönüllü yapılır. Gönüllü yani zaten siz ben Ferhat Efsane olarak hepsinin diyeceğim. yanındayım. Geçen sene seçilmemiştim. Yine kulüplerimizin yanındaydım. Seçildikten sonra yine yanlarındayım. İnsan olarak bütün Elazığlı hazırlı hemşerilerimizin yanındayım zaten. İşte sadece spor camiası değil. Benim burada kahveciler, oda başkanlığı sadece temsili bir makamdır. al hasta kimin ne sorunu varsa gelsin yanıma. Elimden geldiğince gerçekçi sorunları varsa inan edin yardım etmek için o makamı kullanırım. Şimdi insani olarak da siz bütün çevrenize eş, dost, herkese yani kimin ne problemi varsa, imkanınız varsa zaten hani o da başkan olarak değil. insani olarak. Ya işte birine arabam lazım. Al arabanın <laughs> anahtarını git. İşte birinin herhangi bir sıkıntısı mı var? Çözebiliyorsam her türlü yanınızdayım. Diyen bir isim seviz. Hani o yönetim kurulunda da bir isminiz olmayış. Yok yok olmaması çok... benim onlara yardım etmemem anlamana gelmez. Ben onların her zaman yanındayım. Sorun yok. Yine yardıma devam ediyoruz. Yok devam onda hiçbir şüphemiz yok. Kesinlikle onlar bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdır. Evet başkanım şimdi son iki dakikamız sanırım. Evet son iki dakikamız. Konuyu yavaş yavaş isterseniz toparlayalım. Programımızı da kapatacağız. Ee, neler söyleyeceksiniz başkanım? Dört aydır oda başkanısınız. Birçok eksiklik gördüğünüzü söylediniz. Bunları yavaş yavaş gidereceksiniz. Bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? Süreci nasıl değerlendireceksiniz? Biz gibi indirim anlaşmaları esnafımız için yaptık. Yani elimizden gelen faaliyetleri yaptık. Bundan sonraki süreçte geçmişe yönelik ilçelerdeki esnaflar için bir çalışmamız var. Lig TV yayınları başlayacak. Onunla ilgili de %25'e geçen seneki fiyattan en azından alması için esnafımız için mücadele ediyoruz. Esnaf da bu konuda bize destek olsun. Birlik beraberliği sağlayacağız. Esnafla toplantılarımızı daha da bölge, kendi sektörüne yönelik toplantılar yapacağız. Yeni bir yönetimler başlıyor. Dediğimiz gibi her yerde değişimden yana olsunlar esnaflarımız. Bizlere destek çıksınlar. Bizler de onlar için gerekli mücadeleyi yaparız. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza inanıyoruz. Başarılı olmamız için tek sebep var. insanların bize eleştiri getirmesi. O eleştiriler bize bir yol çizer. İnan edin o yolla da daha nice işler yapacağız. Ya çok güzel bir şey söylediniz. Eleştiri. Yani aslında toplumda eleştiri kültürü çoğaldıkça doğru daha erken bulunur, doğru daha çabuk elde edilir. Hatta öyle derler. Ee, büyük firmalar toplantı yaptığında 10 tane toplantıya giren adam varsa bir tanesinin görevi sen sadece bütün her şeyi dinliyorsun, bizi eleştirip eksiklerimizi söylüyorsun diye bir görevlendirirlermiş. çok kıymetli bir şey söylediniz. Olur, bu da seçilmiş yani seçilmiş insanlara da demek istediğimiz odur yani. Herkes kendi sektöründe insanlar onları eleştirdiği zaman inan edin Elazığ burası bir İstanbul değil ki kimse kimseyi tanımıyor. Sokağa çıktığımız zaman bugün televizyonda eleştireceğimiz insanı yine sokakta görüyoruz. Ama o adamın makamından dolayı artı bir şey yapması için konuşan insanlardan uzak durmasınlar. Çünkü herkes onlara alkış çalarsa, herkes tamam derse eksikler gözükmez. Eksikleri söylemek, hakaret olmadığı sürece, kimseyi rencide etmediği sürece şehrimize faydalı projelerde imza atacak insanlara yardımcı olmak güzeldir. Ferhat Efsane'nin dediğimiz gibi insanlar destek çıktı. Hiç beklenmedik bir mücadele örneğiyle insanların sahip çıkmasıyla değişti bu sistem. Bir değişiklik oradan başladı, birlik seçimlerine gitti. Birlik başkanı bir 36 senelik başkanımız değişti. Yine insan olarak Cemil Başkan'ın herhangi nezdinde bir şey demiyoruz ama şehirde bir değişim oldu. E bu yansıması dediğimiz gibi artık parayla bazı şeylerin olacağı dönemler de bitti. Bir seçime girerken parayla herhangi bir seçime girmedik. Çalışın insanlara ricam yani çalışın bir makama gelmek için illa paraların olması ya da herhangi bir şekilde imkan olmasına gerek yok. Doğru bildiği şekilde inansınlar, çevresine güvensinler o mücadeleyi başlatsınlar sonrasında şehri için güzel şeyler yapar. Yoksa makamı korumak için evet. makamı korumak için orada mücadele ettiğimiz sürece inan şehire şehre faydamız olmaz. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Siz şehre lazımsınız. Kanal Fırat buradan tüm izleyicilere selam ediyorum. İnşallah ilimiz için ileriki zamanlarda hep güzellikleri konuşacağımız bir dönem olur. Bu dönemler de geçip yalan olur. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, geldik programımızın sonuna efendim. Bu hafta kahveci ve Kıraathaneciler Oda Başkanımız Sayın Ferhat Evsen Güzel birlikteydi. Kendi esnafının sıkıntılarını e, paylaştı, taleplerini paylaştı. Haftaya başka bir konuk, başka bir konuyla ile tekrardan görüşmek dileğiyle esen kalın.